ediyor olarak yine sokaklardayız. Gerçekleşen kabine revizyonu sonrasında Samsun ilimize yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan atandı. Samsunlu vatandaşlara bugün Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan neler beklediklerini ve neler talep ettiklerini soracağız. Bakalım cevaplar nasıl olacak? Şu anda bakımı güzel, temiz içinde ama tabii ki bazı şeyler ücretli. Ameliyat olsun, ne bileyim işte muayene olsun. Diğer devlet hastanelerimiz zaten malum. Bunu yani temizlik açısından, bakıp muayene açısından bazen tabii ki yetersiz doktorlarımız var. Ondan sonra gece mesela acil bölümünde istediğimiz doktorları bulamıyoruz. Özel hastanelerde tabii bu haliyle ister istemez biraz da parayla olan muayeneler gerçekleşiyor. Yani buna bir imkan, buna bir çare bulmaları lazım. Yeni Sağlık Bakanı atandı Samsun'a, Ahmet Demircan. Bir talepleriniz var mı? Ona söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi kendisinden hastanelerin temizliği açısında, ondan sonra ne bileyim işte bu diğer özel hastanelerin film çekiyorlar, röntgen çekiyorlar, kan muayenesi yapıyorlar, bunlardan ücret talep ediyorlar. Benim başıma da geldi bu, ben de ameliyat oldum ama yani masum insanlardan faydalanıyorlar, temiz insanlardan para talep ediyorlar. Bunlara engel olmaları lazım. Birincisi, en önemli şey sadece tedavi edici hekimlik değil. Asıl mesele insanların sağlığının korunması söz konusu. Bunun için de koruyucu sağlık hizmetleri maalesef özellikle son yıllarda artık hiç şey yapılmıyor. Bunun için koruyucu sağlık hizmetlerine özellikle önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için de Sağlık Bakanlığı'nın ve diğer tabii ki diğer bakanlıkların kendi aralarındaki Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'nın, çünkü gıda kontrolü diye bir şey yok maalesef ve çok kötü şartlarda beslenme ve gıda ve ortaya bir şey atılıyor. Hiçbirisi araştırılmıyor. Bir bilim adamı bir şey söylüyor. Çok yanlış bile olsa onun tetkik edilmesi lazım ve onun sonucunda. Çünkü artık özellikle gıda sektöründe çok farklı şeyler var. Yani sanayi tipi üretim olduğu için, katkı maddeleri bol olduğu için bugün hastalıkların ve şeyin ana kaynaklarından bir tanesi maalesef gıda ile ilgili. Bunların çok önem arz ettiğini düşünüyorum. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı el ele vererek özellikle bu konuyu şey. Tabii bunun yanında hava kirliliği eskiye göre daha iyi ülkemiz. Toprak meselesi çok önemli. Çünkü toprak da önemlidir. Şu anda teknolojinin getirdiği birçok yenilikten yararlanıyoruz. Ama bence bu yeterli değil. Hiç araştırmıyoruz, hiç geliştirmiyoruz. Sadece tüketiyoruz. Sağlığı da sadece tüketiyoruz. Ama şunu söyleyebilirim. Genel olarak ülkemizde sağlık hizmeti dünyadaki sağlık hizmetlerine yakın seviyede sağlık hizmeti veriyor. Bu sevindirici. Gerçekten güzel bir şey. Ama bu çok daha iyi şartlar, daha iyi de olabilir. Bunu sağlamak için umarım bütün yetkililer, bakan düzeyinde olsun, diğer il düzeyinde olsun elinden geleni yapıyorlardır. Ama biraz daha atak davranmaları, biraz daha atılgan olmaları durağan bir şeyle idare edildiğini düşünüyorum Türkiye'nin. Her alanda ama. Sadece sağlık değil, genel anlamda. Bu da şeyden kaynaklıyor. İnsanlar araştırmıyor, soruşturmuyor, geliştirmeye kalkmıyor. Sadece tüketici, sadece şey konumunda. Dolayısıyla önce iyi insan yetiştirmek için, yani bu toplumsal bir olgu. Önce insanları bizim araştıran, geliştiren, soruşturan insanlar. Sadece kabul eden değil. Halbuki bu tür şeylerde insanlar birisi bir şey söylüyor, o söylediyse tamam doğrudur olarak kabul ediliyor. Bu şeyden dolayısıyla bu bir eğitim, bir kültür meselesi. Hastaneler, çünkü çocuklarımız için yeterli bilgi sahibi olamıyoruz. Hiçbir şekilde bilgi sahibi edilmiyor yani çocuklarımız.
Peki yeni şehrimize yeni Sağlık Bakanı Ahmet Demircan atandı. Talepleriniz nelerdir? Taleplerimiz hastanelerin çoğunun bir arada olup yeterli, daha temiz, daha nizli bir ortam yapması. Hastaneler hep bir arada olsun. Bu doktor veriyor öbür tarafa, öbür doktor veriyor öbür tarafa, her yere geçişiyoruz yani. Sürekli yol çocukla çekilmiyor. Sürekli servis sorunları yaşıyoruz. Arabamız yok altımızda. O yüzden çok sıkıntılar çekiyoruz. Doktorların iyi olmaması, doktorlarımız da çok iyi değiller bu konuda yani. O yüzden çok memnun değiliz şu anki hastane personellerinden ve hastanelerden. Gerçekten bugünlere Sağlık Bakanı'nın Samsun'a gelmesi iyi oldu. Bizim Sağlık Bakanımız Samsun'a gelmesi iyi oldu. Sağlık Bakanı'na gelince ben bütün buradaki hastanelere gidiyorum. Hepsine memnun olduğumu söyleyebilirim yani. Şeker hastasıyım, ondan sonra tansiyon hastasıyım. Bakımlar çok iyi, fakat bir de şu var. Devlet Hastanesi, Galatasaray Devlet Hastanesi'nde yeni bir şey çıktı. Kuyruk davası çıktı. Onda çok zorlanıyoruz. Fakat geri kalan sağlık bakımından hepsinden memnunuz yani. Gişelerde sıkıntı olduğunu söylüyorsunuz randevu sisteminde. Randevu sistemi tamamen bozuk. Bütün hastalar geri dönüyor yani. Onun haricinde başka bir şikayetlerimiz yok yani. İyi yani. Memnunuz yani. Bizim hastalık çoğaldı bir defa. Yeterli. Niye yeterli değil diyeceğim. Adam başı ağrımıyor, ağrıyor diye hastaneye gidiyor. Öbür hastaların hakkını yiyor. Yani bence yeterli yani. Hastanelerden memnun musunuz peki? Hastanelerden memnunuz da doktorlardan memnun değiliz. Yeni Sağlık Bakanı atandı Samsun'a, Ahmet Demircan. Bir beklentiniz ya da bir talepleriniz var mı? Sağlık Bakanı ne yapsın tek başına? Şimdi emir verir bir yere, 10 kişi yapar, 5 kişi yapmaz yani. Şimdi Sağlık Bakanı'nın bir suçu olmaz ki bunda. Peki bunda farkındalık yaratmak için söyleyebilirsiniz ekranlara. Ben bunları talep ediyorum diye. Ya benim etmem, kızım benim etmemden bir fayda gelmez ki. Gelmez ya. Şimdi millet sıraya giriyorsa ben de sıraya gireceğim. Millet ne istiyorsa ben de onu isteyeceğim yani. Onun için yani talep etmem geçersiz yani.